Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir'le Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri İl Başkanı Ahmet Bağçoman, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Köse'yi ziyaret etti. Özdemir ve Bağçoman'a ziyaretlerinden dolayı memnun olduğunu dile getiren Başkan Köse'ye teşekkür etti. Öncelikle herkese hoş geldin diyorum. Bugün Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda Kayseri Milletvekili Sayın İsmail Özdemir ve İl Başkanı Sayın Ahmet Bahçıvan ve ekibini burada ağırlamaktan son derece mutluyuz. Her zaman bize yakın ilgilerinden dolayı da ayrıyeten teşekkür ediyorum. Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'nin bugüne kadarki faaliyetlerine ve bundan sonraki faaliyetlerine ve ortak yapacağımız paydaş hizmetlerine de verdiği destekten ötürü de ayrıyeten teşekkür ediyorum. Çünkü İsmail Bey bize her zaman yakın ilgi göstermiştir ki Milliyetçi Hareket Partisi de bu anlamda hiçbir zaman bizi geri çevirmemiştir. Tabii Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'nin bugün 215 tane üyesi var ama medyada, sahada 500'ün üzerinde çalışanı var. Bu anlamda da İç Anadolu bölgesinde en güçlü cemiyetlerden biridir. Bu da şunu gösteriyor ki biz Ankara'yı saymazsak Kayseri bu anlamda öncü bir il diyebiliriz. Malumunuz 14 Mayıs seçimlerinden öncesi ve sonrasında aslında milli duruş içerisinde olan bir Kayseri basını vardı. Bundan sonra da aynı şekilde devam edeceğine hiç şüphemiz yok. Kimsenin de şüphesi olmasın. Tabii ki pazar günü ülkemizin kaderini tayin edecek bir ikinci tur var. Bu anlamda da halkımızın ferasetiyle bugün Kayseri Gazeteciler Cemiyeti ve Kayseri Medyası olarak vatan ile milletiyle sorunu olmayan herkes bizim için eşittir. Tabii ki bizim de kendimize göre bir tarafımız var. Biz ülkemizden, vatanımızdan, bayramımızdan, dinimizden yanayız. Bu anlamda da bugün kıymetli misafirlerimizi ağırlıyoruz. Onlara hoş geldin diyoruz ve sözü Sayın Genel Başkan Yardımcınıza bırakıyorum. Çok teşekkür ederim Metin Bey. Allah razı olsun. Tabii değerli sözleriniz için, bilhassa Milliyetçi Hareket Partisi ve Kayseri İl Teşkilatımız için söylediğiniz sözler ayrıca bizi memnun etti. Eksik olmayın. Kendimize tabii resmi bir ziyaret ama mesafeli gördüğümüz bir yerde değil, tam tersine huzurlu hissettiğimiz, her zaman mutlu ve memnun hissettiğimiz bir yerdeyiz. Çok değerli gazeteci arkadaşlarımızla ve onların temsilcileri olarak sizlerle beraber olmak bizi her zaman mutlu etmiştir. Ben her şeyden evvel samimiyetle ifade etmek isterim ki Kayseri yerel basını çok büyük işler başarıyor. Çok önemli işler başarıyor. Bilhassa Türkiye'deki siyasi gündemin böylesine yoğun ve ağırlıklı ilerlediği bir dönemde Kayseri yerel basının hazırladığı, geçtiği haberlerin tamamı baktığımız vakit Türkiye gündeminde manşet niteliğinde değerler taşıyor. Ve bu da olgunlaşan ve Türk basınında Kayseri basının artık yerleşik hale gelen bir bakıma ağırlığı ve kalitesini de hissettirir oldu. Bu da bizim açımızdan memnuniyet vericidir. Yani Türkiye'de 81 ilimiz var. Tabii bu illerde arasında büyükşehir olan illerimiz de var ama Kayseri'nin sahip olduğu hem sosyolojik, hem siyasi, hem ekonomik, sağlık, aklınıza hangi alanlar geliyorsa bu anlamda sahip olduğu potansiyeli Türkiye ve dünya kamuoyuna duyurma noktasında Kayseri basını hakikaten çok başarılı işlere imza atıyor. Bu anlamda tebrik ediyorum sizin şahsınıza, bütün basın yayın kuruluşlarımızı ve gazeteci arkadaşlarımızı. İnşallah bundan sonra da başarılarınızın devamını diliyorum. Çünkü kolay bir şey değil. Hem yerel basında faaliyet gösterip aynı zamanda buradan çıkan haberlerinizin hem ülke gündeminde yer alması, hatta dünya gündeminde yer alması önemli işlere imza attığınızı gösteriyor. İfade buyurduğunuz gibi 14 Mayıs'ta önemli bir seçim sürecini geride bıraktık. Bu seçim sürecinde de Kayseri'de Milliyetçi Hareket Partisi, Kayserili hemşerilerimizin teveccühüyle İki milletvekiliyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni dönemde, yani 28. dönemde de inşallah şehrimizi ve aziz milletimizi temsil etme sorumluluğu üstlenmiştir. Bu bizi memnun etmiştir. Çünkü baktığınız vakit 27. dönem milletvekili genel seçimlerinde de yine Kayserili hemşerilerimiz Milliyetçi Hareket Partisi'ni iki milletvekiliyle meclise göndermiş, bir sorumluluk vermişti. Şimdi bunun devamıyla alakalı bir sayısal neticenin ortaya çıkması Kayserili hemşerilerimizin, aziz vatandaşlarımızın Milliyetçi Hareket Partisi'nden duyduğu memnuniyeti gösteriyor. O anlamda biz de bu teveccühe, bu memnuniyete layık olmak için elimizden ne geliyorsa bundan önce olduğu gibi bundan sonra da yapmaya gayret göstereceğiz.
hakikaten şehrimizin çok yüksek bir potansiyeli var. Ve bu yüksek potansiyel aradan geçen zaman ne olursa olsun kendisini geliştirmeye de her daim namzet bir duruma geliyor. Ve bunu şimdi mevcut koşulların kendi durumuna uyarlamak ve şehrimizin ihtiyacı olan yatırımları tekrar Kayseri'ye çekmek ve ilave bu anlamda yapılması gerekenler hususunda da neler gerekiyorsa bunlarla alakalı sorumluluğu Milliyetçi Hareket Partisi Türkiye Büyük Millet Meclisi nezdinde Cumhur İttifakı anlayışıyla bundan önce olduğu gibi ifade ettiğim gibi bundan sonra da yerine getirecek. Biz hemşerilerimize, Kayserili vatandaşlarımıza her zaman söylediğimiz bir sözdür. Bu görevi aldıysak, demek ki bu görevi bize hemşerilerimiz verdiyse bizden daha fazla vazife bekliyorlar. Daha fazla emek bekliyorlar. İnşallah biz de Milliyetçi Hareket Partisi olarak buna layık olacağız. Genel çerçevede 14 Mayıs seçimlerinin neticelerine baktığımızda Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri'de umduğunu almış, başarılı olmuştur. Bu başarı bizi de memnun etti. Daha iyisi olabilirdi. Ama daha da iyisi olabilmesi için demek ki daha da fazla çalışmamız lazım. Bu anlamdaki tahlil ve analizimizi de il teşkilatımıza, il başkanlığımıza, bütün ilçe başkanlıklarımız nezdinde yaptık. Ve tabii şöyle bir düşündüğünüz vakit Cumhur İttifakı Kayseri'de 7 milletvekiliyle artık temsil edilecek meclise. Ve aziz hemşerilerimizin iradesi siyasi partiler nezdinde bu olurken Cumhurbaşkanlığı seçimi nezdinde de Sayın Cumhurbaşkanımıza Türkiye ortalamasının çok çok üzerinde bir oy vermek suretiyle zaten duruşunu, bakış açısını ve Türkiye'nin yönetiminin ne olması gerektiği ile alakalı, nasıl olması gerektiği ile alakalı hassasiyetini her yönden göstermiştir. Bu da memnuniyet vericidir. Çünkü Milliyetçi Hareket Partisi bu seçime giderken iki yönlü bir strateji izlemişti. İki hedefi vardı. Bu iki hedef de bizim nazarımızda gerçekleştirilmiş oldu. Tabii Türkiye'nin genel şartlarına baktığımızda ise yine Cumhur İttifakı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yüksek bir çoğunlukla temsil edilecek bu dönemde. Milliyetçi Hareket Partisi de aynı dönemde Türkiye'nin üçüncü büyük partisi olarak meclise sorumluluk üstlenmiştir. Bu da memnuniyet vericidir. Bu tablo karşımıza bir gerçeği daha çıkarıyor. O da şudur. Seçimlerden önce hükümet sistemiyle alakalı bazı siyasi partiler bunu tartışmaya açmaya yönelik gündemleri işletmeye koyulmuşlardı. Hatta parlamenter sisteme geri dönme vaadiyle seçmenin Türk milletinin huzuruna çıkmıştı. Şimdi oluşan tabloya baktığımızda Türk milletinin Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin devamından yana bir irade ve karar aldığını çok net bir şekilde görüyoruz. Bu şartlarda da inşallah önümüzdeki dönemde Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin tüm kurum ve kurallarıyla daha yerleşik hale gelebilmesi noktasında Cumhur İttifakı'nın faaliyetleri sürecek. Bunun şimdi ikinci bir ayağı daha var. O da yine sizin ifade ettiğiniz gibi bu pazar günü yani 28 Mayıs'ta gerçekleştirecek olan Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turudur. İnşallah biz de bu yenilenecek olan seçimin, ikinci turdaki seçimin yine Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın zaferiyle, yüksek çoğunluklu bir zaferiyle sonuçlanacağına inanıyoruz. Bu gayretle çalışıyoruz. Bu gayretle sahadayız. Yani 14 Mayıs seçimleri bitti. Bunun hemen hızlı bir şekilde tahlilini değerlendirmesini yaptıktan sonra sahaya çıktı Milliyetçi Hareket Partisi. Ve üstün bir gayretle pazar gününe yönelik öncelikli olarak Türk milletinin sandığa mutlaka gitmesi gerçeğinden hareketle, ikinci olarak da Sayın Cumhurbaşkanımıza destek verilmesi gerçeğinden hareketle kendi gündemini takip etmektedir. Sahada bu zamana kadar karşılaştığımız duruma da baktığımızda yine bizi mutlu eden bazı gelişmeler görüyoruz. Çünkü hemşerilerimiz, Kayseri hemşerilerimiz özellikle hem kırsalda hem merkezde ikinci turda gerçekleşecek olan bu seçime daha yüksek bir motivasyonla gideceklerini şimdiden bize gösteriyorlar. İnşallah 14 Mayıs'taki neticeden çok daha yüksek bir oranda Sayın Cumhurbaşkanımız yine Kayseri'den yüksek bir oy alacaktır. İnancını taşıyoruz biz de. Böylesi bir düzlemde bu seçim mücadelesi de kolay gerçekleşmiyor. Bunu ifade etmek lazım. Sadece Türkiye kamuoyu tarafından takip edilen değil, aynı zamanda tüm dünya kamuoyu tarafından takip edilen bir seçim yaşıyoruz. Türkiye'deki seçimler her zaman önemli olmuştur. Çünkü coğrafya itibariyle ve Türkiye'nin sahip olduğu potansiyel itibariyle çok önemli bir ülkeyiz. Sadece bölgesel gelişmelerin değil, küresel gelişmelerin seyrini de etkileyebilecek bir potansiyele Türkiye özellikle son 5 yılda ulaşmıştır. Bundan rahatsız olan çevrelerin varlığını da biliyoruz.
Bugün baktığınızda İngiltere medyasından tutun Alman medyasına, yani gazeteciler cemiyetindeyiz. Bilhassa gazeteci arkadaşlarımız ne demek istediğimizi daha iyi anlarlar. Amerikan medyasına, Fransız medyasına varıncaya kadar hemen hemen her bu anlamda ülke medyası Türkiye'deki seçimlere odaklanmışken, bir de Sayın Cumhurbaşkanımız ve Cumhur İttifakı aleyhinde açıktan tutum takınmaları Türkiye'deki seçimlere zaten nasıl birilerinin müdahil olmaya çalıştığını bize net bir şekilde gösteriyor. Ama Allah'a hamdolsun 14 Mayıs'ta nasıl ki Türk milleti bu anlamda dışarıdan kendisine dayatılmaya çalışılan gündemlere geçit vermeyeceğini göstermişse, inşallah 28'inde de yine Türk milleti kendisine dışarıdan dayatılmaya çalışılan, Washington'dan, Berlin'den, Londra'dan, Brüksel'den dayatılmaya çalışılan bu gündemleri elinin tersiyle itecek ve kendi öz evladı olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ve Türk milletine üstün ve büyük hizmetleri bulunan Sayın Cumhurbaşkanımızı inşallah çok daha yüksek bir oyla seçmek suretiyle gereken cevabını hem Türkiye'ye hem de dış dünyaya verecektir. Vereceğimiz bu cevapla birlikte de zaten Türkiye'nin 21. yüzyıldaki çok önemli hedeflerini gerçekleştirme konusundaki çalışma ve çabalarımızla hayata geçmiş başlamış olacak. Büyük bir vizyonla 21. yüzyıla girdi Türkiye Cumhuriyeti Devleti. 21. yüzyılı Türk ve Türkiye yüzyılı yapma ülkümüz çok büyük bir ülküdür. Ve inşallah gerçeğe dönüşecektir. Asıl rahatsızlık kaynağı da zaten bu olduğu için Türkiye'deki seçimlere müdahale etme gereği hissederek bazı ülkeler davranışta bulunuyorlar. Hem bunların hem de Türkiye aleyhinde faaliyet yürüten PKK terör örgütünden tutun FETÖ terör örgütüne varıncaya kadar çok sayıdaki terör örgütünün de belli başlı ve aynı siyasi cenahta kümelenmeleri ve buraya destek istemeleri de tesadüfi olmamıştır. Aziz milletimiz bu gerçeği de görüyor bize göre. Bu gerçeği de görmüşken inşallah 28 Mayıs'ta Sayın Cumhurbaşkanımızın seçilmesiyle birlikte artık Türkiye net bir şekilde yoluna Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı'yla ve aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin Türkiye'yi kazandırdıklarıyla devam edecektir. Bu kazancın en önemli dayanak noktası siyasi istikrarımızdır. Bugün dünyadaki yaşananlara baktığınızda pek çok ülkede, hatta ileri demokrasi olarak atfedilen ülkelere dahi baktığınızda, İtalya'sından tutun Almanya'sına, hatta İngiltere'ye varıncaya kadar hemen hemen her ülkede hükümet krizleri yaşanırken, Türkiye Allah'a çok şükür COVID-19 salgını gibi bütün dünyayı etkileyen ve bir silindir gibi pek çok yapının üzerinden geçen, iklim krizi gibi her ülkeyi yine tesiri altına alan, terörizm gibi yine her ülkenin öncelikli gündemi olan, aynı zamanda bölgesel ve küresel seviyeye doğru erişmeye başlamış çatışma ve savaşları dikkate aldığınızda bunların da tesirlerini yaşanılan bir dönemde Türkiye istikrar deryası olarak kalmayı başarmış ve bu istikrarını korurken de hem bölgesine hem de küresel seviyeye istikrar vaat edebilen bir anlayışı yansıtmıştır. Zaten biz de 2018'de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi devreye girmeden önce aziz milletimizle paylaştığımız görüşlerimize de bunu net bir şekilde ifade ediyorduk. Türkiye artık edilgen bir ülke değil, etken bir ülke olmuştur. Türkiye koşulları belirlenen bir düzlemde tavır alan bir ülke değil, tam tersine koşulları belirleyen ve diğer tarafları tavır almaya zorlayan bir ülke olmuştur. Bu da milli ve bağımsız politikaları takip etmekle gerçekleşiyor. Hamdolsun bu anlamda ülkemizin potansiyeli yükselirken artık bölgemizde lider ülke olduğumuz gerçeği de taraflı tarafsız hemen her çevrenin kabulüdür. Şimdi inşallah önümüzde küresel liderlik hedefimiz var. Bu hedefe ulaşabilmek için de Türkiye'nin istikrarını muhafaza etmek lazım. Türkiye'nin istikrarını muhafaza etmek demek, ülkemize yönelen bunca beka tehditleri karşısında aynı şekilde istiklalimizi muhafaza etmek demektir. Bunu da istiklalimizi de koruduğumuz vakit tertemiz bir istikbale doğru inşallah 85 milyonun tamamıyla el ele, omuz omuza, gönül gönüle bu hedefe doğru ben ulaşacağımız inancını taşıyorum. Cumhur İttifakı'nın, Milliyetçi Hareket Partisi'nin, Sayın Genel Başkanımızın, Sayın Cumhurbaşkanımızın asıl gayreti de bu. Bu hedefi gerçekleştirdiğimizde, ki mutlaka gerçekleştireceğiz, o vakit Türkiye dünyada sözü geçen birkaç ülkeden bir tanesi olacak. Ana gayemiz bu. Rabbimiz bu yolda bizleri utandırmasın. Çok büyük hedefleri olan bir ülkeyiz artık. Yani mücadele ettiğimiz saha artık sadece Türkiye'nin kendi gündemini tayin eden bir saha değil ama aynı zamanda ifade ettiğimiz gibi küresel koşulları belirleyen bir alanda. Burada hala yoğun gündemlerimiz de olacak seçim sonrası. Kafkasya'dan tutun Orta Doğu coğrafyasına, oradan Doğu Akdeniz
Kuzey Afrika'ya, hatta Balkanlar coğrafyasına ve devam eden Ukrayna-Rusya savaşı ile birlikte küresel seviyede süren ekonomik savaşları da dikkate aldığınızda Türkiye'nin sorumluluk üstlenmesi gereken çok geniş bir saha var. Bütün bunları yaparken de inşallah tüm dünyada çok uluslu yapılar çözülmeye yüz tutmuşken Türkiye, Türk Devletleri Teşkilatı ile beraber yeni bir anlayışı da, yeni bir küresel anlayışı da ortaya koyabilmek suretiyle iddialı bir çıkış yaptı. İşte bunun devamının gelmesi lazım. Bunun devamının gelmesini sağlayacak olan da aziz milletimizin iradesidir. Biz Türk milletinin iradesine inanıyoruz, iradesine güveniyoruz, basiretine, ferasetine güveniyoruz. Bu anlamda da 28 Mayıs'ta inşallah bu tekrar tecelli edecektir. Tabii böylesi bir düzenle şunu da ifade etmek lazım. Uzun süreden bu yana dünyada birileri dünyayı ısrarla ikiye bölmeye çalışıyorlar. Bu bölünmenin 21. yüzyıldaki koşullarında da iki başlık kullanıyorlar. Birincisi demokrat ülkeler, ikincisi otokrat ülkeler. Türkiye'yi ısrarla ve kasıtlı olarak başka bir sınıflandırmaya sokmalarına karşın Türk Milleti ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti 14 Mayıs'ta gerçekleşen seçimler ve 28 Mayıs'ta tekrar yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bütün dünyaya bir anlamda demokrasi dersi de vermiş olacak. Türkiye'nin farklı yöne savrulduğunu iddia edenler Türk demokrasisinin sahip olduğu bu olgunluk karşısında utanırlar mı? O da kendilerinin bileceği iş. Ama milletimizin ortaya koyacağı iradeyle bu gerçeğin de yine tarihi kayıtlara geçeceğini ifade etmek lazım. Cumhuriyetimizin 100. yılındayız. Böylesi önemli bir dönemde, böylesine tarihi bir gündemde Türk milliyetçileri Sayın Genel Başkanımızın liderliğinde önemli bir sorumluluk üstlenmiştir. Cumhuriyetimizin hem 3. evresine geçişte hem yeni bir hükümet etme sisteminin yanında milli hedeflerimizi gerçekleştirme noktasında da Milliyetçi Hareket Partisi'nin kadroları her vazifeye hazırdır. Biz de zaten Sayın Genel Başkanımızın izinde dediğimiz gibi aziz milletimize karşı sahip olduğumuz sorumluluğumuzu yerine getirme konusunda gayretle çalışacağız ve milletimizin huzurunu, refahını, birliğini, bütünlüğünü, beraberliğini tesis etme noktasında bu çalışmalarımızı sürdürürken ülkemize yönelen beka tehditlerinin bertaraf edilmesi ve ifade ettiğimiz gibi Türkiye'nin küresel hedeflerini gerçekleştirme konusunda da inşallah muvaffak olacağız diyorum. Ben çok teşekkür ediyorum tekrardan. Eksik olmayın. Buraya ne zaman gelsek bizleri samimiyetle karşılıyorsunuz. Biz sizlerden razıyız. Biz sizlerden memnunuz. Tekrardan başarılarınızın devamını diliyorum. Cenab-ı Allah yar ve yardımcınız olsun. Sağ olun. Teşekkür ederim.